spagetti kabak yapıyoruz. Ecnebilerin squash dediği kabaktan. Çok merak ediyorum. Önce kabağı ikiye kesiyoruz. Tabi bu zor bir aşama. O yüzden önce kafasını uçuruyoruz. Ve açılış. Kabağın içi böyle. Hem kabak hem kavun görüntüsü. Çok şirin. Ne yapıyoruz? Bir kaşık yardımıyla içindeki çekirdek kısmını oyuyoruz. Çekirdeklerini çıkarttıktan sonra da şu an 240-250 derece ısınmakta olan fırınımıza koyacağız. İçindeki liflerini göstermek gerekirse bunlar çekirdekle birlikte çıkıyorlar önce. Piştikçe de bu görüntüyü alacaklarmış, göreceğiz. Neden ecnebiler squash diyor da hepsine kabak diyoruz? Ben de bilmiyorum. Bir araştırmak lazım. Bizim için hepsi tabak. G ile. Neden? Çünkü değişik şeyler yapmayı seviyoruz. Kabak binnoşluyoruz. En kolay kısmı buydu. Evet. Yapacağımız şey kabaklarımızı zeytinyağı, tuz, karabiber, istediğiniz varsa baharat. Ben koymayacağım ki gerçekten tadını almak istiyorum. Tabii fırın boşa mı çalışsındı? Çalışmasındı. O yüzden patates ve deneysel olarak yine pancar. Burada tuz, karabiber ve zerdeçalla birlikte fırına vereceğiz. Kabaklarımızı, kabak dedim evet. Kaya tuzu. Tuzu da çok kullanmayın. Karabiber. Efendim, tuz ve karabiber serptiğimiz kabaklarımızı neydi? Spagetti squash'larımızı. Bolcana zeytinyağı alıyoruz. Çünkü lezzetine lezzet katacağımıza inanıyorum. Kabak ne kadar lezzetli bir şey öğreneceğiz. Evet. Biraz elimi süreceğim ama her tarafına yaymak istiyorum. Artan zeytinyağları birbirine paylaştırabilirsiniz. Zaten içini açınca onlar içine karışacak. 200 olsa zaten şimdi. En alta yakını yerleştiriyoruz. Ve 35 dakika sonra yanına geliyoruz. O kadar. Biraz. Ve perde. Kabaklarımız güzel pişmiş görünüyor. Çatalımızı sürüyoruz, çekiyoruz. Gördüğünüz gibi spagetti şeklinde lif lif, tel tel ayrılıyor kabuğundan. Ayırdıktan sonra ister kabın içinde sunun, isterseniz kumpir gibi, isterseniz diğer kumpirler gibi bir tanesinin içini diğerine boşaltıp kocaman içli bir kumpir elde edin. Kabak kumpiri. Ama bence çok güzel görünüyor. Bir de tadına bakmamız lazım. Çok sıcak. Onu da birazdan.